Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ASP.NET MVC kullanabilmek için gerekli olan bir proje oluşturmamız gerekiyor. Projeyi Visual Studio 2017 aracılığıyla oluşturacağız. İlk olarak Visual Studio 2017'yi çalıştıralım. 2017'yi ben görev çubuğuna sabitledim. Bu görev çubuğundan çalıştıracağım. Ya da başlata gidin. Şuradan 2017 yazdığınızda 2017, Visual Studio 2017 filtrelenir ve de bunu tıklayıp programı çalıştırabiliriz. Program çalıştırdıktan sonra proje oluşturmak için ilk olarak File menüsü, oradan New, buradan projeyi seçebiliriz. Karşımıza gelen New Proje ekranında şu Installed kısmı altında Template kısmı altında Visual C# tıklıyoruz. Çünkü biz projelerimizi ASP.NET MVC platformunu kullanarak hazırlayacağız. Ancak bu platform içinde de kullanacak olduğumuz programlama dili Visual C#. Bunun alternatifleri var. Visual C# ya da Visual Basic gibi. Visual C# seçiyoruz. Daha sonra OK'a tıklayıp şunun altından Web. Yani biz Visual C# kullanarak aslında birden çok platformda uygulama geliştirebiliriz. Bunlardan bir tanesi örneğin Windows programlama, normal Windows klasik desktop, Windows formlar ya da web uygulamaları ya da iOS, Android gibi uygulamalar C# aracılığıyla geliştirilebilir. Ama biz web'i seçiyoruz. Daha sonra sağ tarafa gelip ASP.NET Web Application.NET Framework seçiyoruz. Daha sonra alt kısma gelip burada belli başlı tanımlamamız gereken kısımlar var. Örneğin projeye verecek olduğumuz isim. Projeye verecek olduğumuz isim örneğin şöyle klasik olarak her programlama diline başladığımızda klasik olarak kullandığımız isim. Örneğin Hello World yani Merhaba Dünya uygulaması. Şimdi projeye verdiğiniz isim bu. Location dediği kısım projenin oluşturulacak olan kısmı, yeri. Bunu ben masa üstündeki Web Developer klasörü altında iki tane kısım oluşturdum. Bir frontend, iki backend. Şu anda biz backend kısmındayız. Backend kısmının içerisindeki files klasörüne bu projeyi oluşturacağım. Evet, yeri belirtildi. Files klasörü. Backend klasörü altındaki files klasörü. Projenin ismi Hello World. Altta bir de Solution Name diye bir kısım var. İlk olarak Solution ve proje arasındaki farkı açıklayalım. Örneğin şöyle bir projemiz var. Uygulamamızda olduğu gibi Hello World isminde bir web uygulaması ve de Hello World uygulaması bir Solution içerisinde. Solution'ın ismini de örneğin Hello World olarak belirtebiliriz. Daha sonra oluşturacağımız uygulamalar örneğin bir Solution içerisinde birden fazla uygulama olabilir. Örneğin bir Windows uygulaması. Dolayısıyla bu da solution içerisine geliyor Windows uygulaması. İlerleyen zamanlarda örneğin bir veri tabanı altyapısı için geliştireceğimiz bir kütüphane. Bu da solution içerisinde. Ancak uygulamamızda ne yaptık? Tek bir solution ve tek bir solution içerisinde bir tane web uygulaması. Yani solution bunlar için bir kapsayıcı, bir küme gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla şu anda bir solution'ım var. Solution ismi Hello World ve solution içerisinde bir tane web uygulaması. Bu kadar. Daha sonra buna OK diyoruz. Ve de karşıma projenin içerisinde kullanacak olduğum platformu seçme aşaması geldi. Burada örneğin projenin içerisindeki herhangi bir platforma uygun bir yapı seçmeniz gerekmiyor. Bunu empty deyip daha sonradan bu seçimi yapabilirsiniz. Eğer bir platform seçmek isterseniz ki seçenekleriniz Webform, ASP.NET Webform ya da MVC ya da Web API platformu. Bunlardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Bunlardan herhangi bir tanesini seçtiğinizde dikkat ederseniz gerekli klasör ve kütüphaneler aşağıdan direkt otomatik olarak seçiliyor. Yani Webform'u seçtiğimde bakın burası seçildi. MVC'yi seçtiğimde burası seçildi. Web API'yi seçtiğimde burası seçildi. Şimdilik bunların herhangi bir tanesini seçmeyeceğiz. Biz her şeyi temelden öğrendiğimiz için buraya empty diyeceğiz. Ancak kullanacak olduğum platform MVC platformu. Webform'u da kullanabilirsiniz. Ya da aynı proje içerisinde iki platformu da kullanabilirsiniz. Ama ben şu anda MVC kullanacağım ve de MVC'yi seçiyorum ve de MVC ile alakalı
kütüphaneler ve de gerekli klasörler benim projeme dahil oluyor. Ama içerisindeki herhangi bir yazılmış kod olmayacak. İçerisi boş olacak. Sadece projeyi geliştirirken kullandığınız kütüphaneler ve klasörler bu projenin içerisine dahil olacak. Bizim HTML sayfaları gibi tek sayfadan sadece bir HTML sayfasından oluşmuyor. HTML sayfasını açıyoruz. Direkt HTML etiketlerini yazmaya başlıyoruz. Ama MVC'de böyle bir şey söz konusu değil. Burada yazdığınız her kod bir kütüphaneyi kullanıyor arka tarafta. O yüzden bu kütüphanelerin projede olması gerekiyor. Bunu seçtikten sonra OK'ye tıklıyorum. Ve de projem oluşturuluyor. Projemin ismi Hello World. Evet, projemiz oluştu. Proje ile alakalı şurada size bazı kaynaklar sunuyor. Burayı kapatalım. Daha sonra projenin dosyalarını görebileceğimiz kısım Solution Explorer. Eğer Solution Explorer burada değilse View menüsünden Solution Explorer'u tıklayabilirsiniz. Solution Explorer geldikten sonra bu pencereden benim projem içerisindeki gerekli klasör ve kütüphaneleri buradan görebilirim. Kütüphaneler. Kütüphaneler referans kısmında. Bakın açıyorum ve de bana gerekli olan minimum kütüphaneler projeme zaten dahil edilmiş. Referans kısmında. Burayı kapatalım. Daha sonra projenin MVC projelerin özelliği olan MVC. 3 tane başlık altında bu projeler geliştiriliyor. Yani her proje aslında 3 aşamaya bölünüyor. Birincisi M yani model kısmı. İkincisi V yani VIF kısmı. Üçüncüsü controller yani C yani controllers kısmı. Ve son olarak projemin genel ayarlarının bulunduğu bir web config dosyası. Yani bu projeyle alakalı genel ayarlar burada duruyor. Örneğin projede kullanılan veri tabanının yolu neresi, adresi neresi burada belirtiyorsunuz. Ya da projede genel parametreler örneğin web config'de belirtilebilir gibi. Yani projeyle alakalı genel kısımlar web config'de belirtiliyor. Bunları şu anlık bilmeniz gerekmiyor. Temel olarak boş bir proje oluşturduk ve bu proje kullanıma hazır.